Merhaba sevgili öğrenciler, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 7. sınıfın 9. ünitesi olan Environment, yani çevre adlı üniteyi hep birlikte işleyeceğiz. Bu dersimizde çevreyle ilgili önemli kelimeleri, çevremizi nasıl koruyacağımızı, yapmamız gerekenler ve yapmamamız gerekenleri öğreneceğiz. Ayrıca bu dersimizde çok önemli dil bilgisi kurallarını birlikte işleyeceğiz. Eğer bu üniteyle ilgili alıştırmalar, testler, denemeler çözmek istiyorsanız, öğrendiğiniz kelimelerle ilgili oyunlar oynamak istiyorsanız, Jasmine Akademi uygulamasını Play Store'dan ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Hazırsanız dersimize başlıyoruz. Environmental Problems Çevresel Problemler Çevremizde meydana gelen problemler şunlardır. Air Pollution Hava Kirliliği Water Pollution Su Kirliliği Soil pollution toprak kirliliği Noise pollution gürültü kirliliği Deforestation orman tahribatı Climate change iklim değişikliği Global warming küresel ısınma Nuclear waste nükleer atık Industrial waste endüstriyel atık fossil fuel, fosil yakıt. Extinction of animals, hayvanların neslinin tükenmesi. Melting of the ice in the pole, kutuplardaki buzların erimesi. Öğrendiğimiz kelimelerle ilgili alıştırmalar çözerek pekiştirelim. İsterseniz videoyu durdurup önce kendiniz çözebilirsiniz. Yukarıda verilen kelimeleri aşağıdaki resimlerin altına yazacağız. Önce kelimeleri tekrar edelim. Air pollution, hava kirliliği, water pollution, su kirliliği, deforestation, orman tahribatı, noise pollution, gürültü kirliliği, global warming, küresel ısınma, nuclear waste, nükleer atık. Birinci resimde küresel ısınma vardır. Buraya global warming yazarız. Su kirliliği, water pollution. Gürültü kirliliği, noise pollution. Orman tahribatı, deforestation. Hava kirliliği, air pollution. Nükleer atık, nuclear waste. Çevresel problemleri öğrendik. Sırada çevremizi korumak için yapmamız gerekenler ve yapmamamız gerekenlerle ilgili ifadeler var. Protecting the environment. Çevreyi korumak. Çevremizi koruyup daha iyi bir hale getirmemiz için yapmamız ve yapmamamız gerekenler şunlardır. Öncelikle yapmamız gereken şeylerden başlayalım. Buy eco-friendly products. Çevre dostu ürünler satın almak. Keep the streets clean. Sokakları temiz tutmak. Keep the seas clean. Denizleri temiz tutmak. Plant trees. Ağaç dikmek. Protect animals. Hayvanları korumak. Turn on switch on the lights. Işıkları açmak. Turn off switch off the lights. Işıkları kapatmak. Pick up rubbish. Collect rubbish. Çöp toplamak. Recycle paper, glass and plastic. Kağıt, cam ve plastiği geri dönüştürmek. Use energy saving bulbs. Enerji tasarruflu ampuller kullanmak. Use public transportation. Toplu taşıma aracı kullanmak. Use rechargeable batteries. Şarj edilebilir piller kullanmak. Use renewable energy sources. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanmak. Use solar energy. Güneş enerjisi kullanmak. Use wind energy. Rüzgar enerjisi kullanmak. Çevremizi korumak için yapmamız gereken şeyler bunlardı. Yapmamamız gerekenler ise sırasıyla şöyledir. Cut down trees. Ağaç kesmek. Destroy forests. Ormanları yok etmek. Pollute the environment. Çevreyi kirletmek. Throw rubbish. Drop litter. Çöp atmak. Use fossil fuel. Fosil yakıtları kullanmak. Use pesticides. Böcek ilacı kullanmak. Use plastic bag. Plastik torba kullanmak. Use poisonous chemicals. Zehirli kimyasallar kullanmak. Waste, enerji, enerjiyi boşa harcamak. Waste, water and electricity, su ve elektriği boşa harcamak. Hunt, animals, hayvanları avlamak. Vocabulary, kelimeler demektir. Bu nite içerisinde bulunan ve bilmeniz gereken diğer önemli kelimeler şunlardır. River, nehir, sea, deniz, ocean, Okyanus, recycle, geri dönüşüm. Shovel, kürek. Breathe, nefes almak. Cause, sebep olmak. Pollute, kirletmek. Prevent, önlemek. Protect, korumak. Reduce, azaltmak. Reuse, tekrar kullanmak produce üretmek recycle bin geri dönüşüm kutusu environment çevre planet gezegen climate iklim rubbish trash litter garbage çöp dig a hole çukur kazmak greenhouse, sera, fertilizer, gübre, save, korumak, sort out, separate, ayrıştırmak, ayırmak, take an action, harekete geçmek, pesticide, böcek ilacı, pollute, kirletmek, pollution, kirlilik, harm zarar vermek harmful zararlı increase yükselmek decrease alçalmak agriculture tarım damage zarar vermek destroy tahrip etmek imha etmek device cihaz tap musluk Exhaust fume egzoz gazı Eco-friendly çevre dostu Heating system ısıtma sistemi Bin çöp kutusu Traffic jam trafik kirliliği Threaten tehdit tehdit etmek Waste atık boşa harcamak Danger tehlike Wildlife Vahşi hayat, glaciers, buzullar, paper, kağıt, glass, cam, plastic, plastik, metal, metal, campaign, kampanya, aerosols, sprey ürünleri, compost, organik gübre, watermill, su değirmeni factory fabrika poisonous zehirli precaution önlem solution çözüm rainforest yağmur ormanları disease hastalık impact etki earth world dünya select seçmek Öğrendiğimiz kelimelerle ilgili alıştırmalar çözerek kalıcı hale getirelim. İsterseniz videoyu durdurup önce kendiniz çözebilirsiniz. Önce ne yapıyoruz? Kelimeleri tekrar edip hatırlıyoruz. Plant a tree, ağaç dikmek. Pesticide, böcek ilacı. Recycle, geri dönüşüm. Greenhouse, sera. Wind energy, rüzgar enerjisi. Solar energy, güneş enerjisi. Birinci resimde rüzgar enerjisi vardır. Buraya wind energy yazarız. Böcek ilacı, pesticide. Sera Greenhouse. Geri dönüşüm Recycle. Ağaç dikmek Plant a Tree. Güneş enerjisi Solar Energy. Kelimeleri daha kalıcı hale getirebilmek için alıştırmalara devam ediyoruz. Bu sefer ortada verilen kelimeleri yandaki resimlerin altına yerleştireceğiz. Kelimeleri hatırlayalım. Tap, musluk. Planet, gezegen. Agriculture, tarım. Rubbish, çöp. Shovel, kürek. Bin, çöp kutusu. Birinci resimde çöp vardır. Buraya rubbish kelimesi gelir. Musluk, tap, kürek, shovel, gezegen, planet, çöp kutusu, bin, tarım, agriculture. Dersimize İngilizce'de en çok kullanılan temel ifadelerden bir tanesi olan should ile devam edeceğiz. Sonraki sınıflarda da karşınıza çıkacak olan bu yapının kullanım amacı şudur. Should, karşıdaki insana bir tavsiye ya da öğüt vermek için kullanılır. Herhangi bir zorunluluk ya da katı bir durum yoktur. Yani şunu yapmak zorundasın, yapmazsan şöyle şöyle cezalandırılırsın ya da sonucunda şunlar şunlar olur gibi değil de bence bunu yapmalısın, senin açından iyi olabilir, yapman senin için iyidir anlamları katar. Türkçe'de should ifadesi cümlelere meli malı anlamı katar yapmalısın, etmelisin gibi ama unutmayalım herhangi bir zorunluluk yoktur. Sadece karşıdaki insana iyilik olsun diye bir tavsiyede, bir öğütte bulunuyoruz. Kullanımı şöyledir. Positive form olumlu hal demektir. Öncelikle should ile ilgili kuracağımız olumlu yani pozitif cümleleri göz atacağız. Cümleyi her zaman bir özneyle başlarsınız. I ben, you sen ya da siz, we biz, they onlar. İ, erkekler için kullanılır, o anlamına gelir. She kızlar için kullanılır, o anlamına gelir. It cansız ve hayvanlarda kullanılır, o anlamına gelir. Cümleye öznelerden bir tanesiyle başladıktan sonra should yapısını kullanabilirsiniz. Daha sonra fiilin birinci halini kullanırsınız. Should ifadesini kullanmak çok kolaydır. Çünkü her özne de aynı şekilde kullanılır, hiçbir özneye göre değişikliğe uğramaz. Ayrıca fiili de değiştirmek zorunda değiliz. Direkt birinci haliyle, yalın haliyle kullanabiliriz. Örnek cümleleri inceleyelim. I should recycle materials. Ben materyalleri geri dönüştürmeliyim. Geri dönüştürmek iyidir, doğaya ve insanlığa faydası vardır. Bunu yapmam gerekiyor, yapmamın sonucunda iyi bir şey olacaktır. Anlamı katabilmek için should yapısını kullanırız. He should reduce water pollution. O, su kirliliğini azaltmalı. Bunu yapması çevremiz ve insanlık için önemlidir. Yaparsa iyi olur. Yapman gerekiyor. Yapman bizim açımızdan iyidir anlamı katabilmek için should yapısına ihtiyacımız var. He should protect the environment. O çevreyi korumalı. Yaparsa eğer sonucunda iyi bir şey olacağı durumdan bahsederken should ifadesine ihtiyacımız vardır. We should unplug electrical devices elektronik eşyaların fişini çekmeliyiz. Yapmamız gerektiği için should ifadesini kullanırız. I should use less electricity. Ben daha az elektrik kullanmalıyım. Yapmam gereken bir durumdan bahsettiğim için should ifadesini kullanırım. We should plant trees. Biz ağaç dikmeliyiz. Ağaç dikmemiz hem insanlık için hem de çevre için önemlidir. Bunu yaparsak iyi olur. Bu yüzden should ifadesine ihtiyacımız vardır. People should save paper. İnsanlar kağıdı korumalıdır. They should use eco-friendly bags. Onlar çevre dostu çantalar kullanmalıdır. Yapmaları gerektiği için should ifadesine ihtiyacımız vardır. You should walk or cycle short distance. Sen kısa mesafelerde yürümeli ya da bisiklete binmelisin. Negative form olumsuz hal demektir. Should yapısıyla ilgili olumlu cümleleri inceledik. Peki ya olumsuz cümle kurmak istersek? Yani yapmamalısın, yapmaman senin açından daha iyi olur anlamları vermek istiyorsak shouldn't olarak kullanırız. Bu sefer yapmamalısın, yapmaman senin açından bizim açımızdan iyi olur anlamlarına gelir. Cümleye yeni bir özneyle başlarız. I, you, we, they, he, she ve it. Bu öznelerden bir tanesini yazdıktan sonra shouldn't ifadesini kullanırız. Gördüğünüz gibi bütün özeller de aynıdır, hiçbir değişikliğe uğramaz. Ardından yine fiilin birinci halini kullanacağız. Örnekleri inceleyelim. I shouldn't destroy forest. Ben ormanları tahrip etmemeliyim. Yapmamam gerekiyor. Eğer yaparsam sonucunda kötü bir şey olur. Bu yüzden yapmasam iyi olur anlamlarına gelen shouldn't ifadesini kullanmalıyız. He shouldn't pollute air. O havayı kirletmemeli. Yapmaması gerekiyor. Bu yüzden shouldn't kullanmalıyız. She shouldn't harm the animals. O hayvanlara zarar vermemeli. Yapmaması gerekiyor. Shouldn't ihtiyacımız vardır. We shouldn't drop litter. Çöplerimizi atmamalıyız. Yaparsak kötü bir şey olur. Yapmamamız gerekiyor. They shouldn't make noise pollution. Onlar gürültü kirliliği yapmamalı. Yapmaması gereken bir durumdan bahsettiğimizden dolayı shouldn't kullanmalıyız. Should yapısını kullanarak karşımızdaki insanlara sorular da sorabiliriz. Question form soru hali demektir. Dikkat etmeniz gereken şey şu, cümleye bu sefer should yapısıyla başlarız. Ardından öznelerden bir tanesini kullanırız. Özneleri yazdıktan sonra yine fiilin birinci halini kullanıyoruz. Sonuna da soru işareti koyduk mu güzel bir soru cümlesi elde etmiş oluruz. Örneğin, should we save the energy? Enerjiyi korumalı mıyız? Soru olduğundan dolayı cümleye should ile başladık. Eğer yapmamız gerekiyorsa olumlu bir yanıt vereceksek yes we should demeliyiz. Eğer yapmamamız gereken bir durum varsa no we shouldn't demeliyiz. Bir tane daha örnek inceleyelim. Should he turn off the taps? O muslukları kapatmalı mı? Soru cümlesi olduğundan dolayı should ile başladık. Eğer yapması gerekiyorsa yes he should. Eğer yapmaması gerekiyorsa no he shouldn't demeliyiz. Günlük hayatta çok fazla kullanacağınız, her zaman karşınıza çıkacak olan yapılardan bir tanesidir. Bu yapıyı kullanmak çok kolaydır. Hazırsanız nerelerde ve nasıl kullanılıyormuş, ayrıca bu yapıyı kullanarak nasıl cümleler oluşturabiliriz, hepsini ayrıntısıyla inceleyelim. Must yapısının kullanım alanları şöyledir. Must, cümlelere meli malı anlamı katar, zorunluluk ve mecburiyet bildirir. Yani bir işi yapmanız gerekiyor. Onu yapmak zorundasınız. Mesela yarın saat 2'de sınavınız varsa o sınava katılmak zorundasınız. Bu tarz mecbur olduğunuz durumlardan bahsederken must yapısını kullanırsınız. Must yapısı gereklilik bildiren hallerde de kullanılır. Gereklilik yapısı zorunlulukla hemen hemen aynıdır. Bir şey yapmanız gerekiyorsa, zorunda olduğunuz için ve mecbur olduğunuz için yapıyorsunuzdur. Must'ın ikinci kullanım alanı ise Birine kuvvetli bir tavsiyede bulunacaksak yani bunu yapman senin için çok iyi olacak, bunu yapmak zorundasın ya da bunu yapman senin için kötü olacak, bunu yapmamalısın gibi anlamlarda yine must'ı kullanırız. Kısaca özetlemek gerekirse must'ın kullanım amacı iki tanedir. Eğer bir zorunluluk bildiriyorsak ya da karşıdaki bir insana kuvvetli bir tavsiyede bulunacaksak must yapısını kullanırız. Positive form Olumlu hal demektir. Eğer bu ifadeyi kullanarak olumlu cümleler oluşturmak istiyorsanız şu kurallara dikkat etmeniz gerekiyor. Dersin başında mas yapısı günlük hayatta çok fazla kullanılır dedim. Çok fazla kullanıldığı gibi bu yapıyı kullanmak da oldukça kolaydır. Hepiniz hemen çok hızlı bir şekilde öğreneceksiniz. Cümleye her zaman olduğu gibi yine bir özeyle başlarız. I, ben, you, sen, we, biz, they, onlar, he erkekler için kullanılır, o, she kızlar için kullanılır. O it cansız ve hayvanlarda kullanılır. O anlamına gelir. Öznelerden hemen sonra must yapısını kullanırız. Daha sonra fiile hiç karışmadan olduğu haliyle yani birinci haliyle must'ın yanına ekleriz. Dikkatinizi bir şey çekti mi? Must yapısı hiçbir özneye göre hiçbir değişikliğe uğramadı. Bütün öznelerde must olarak kullanılır hiçbir değişiklik yapmamıza gerek yoktur. Ve ayrıca ikinci iyi haber ise yine fiile hiçbir değişiklik yapmanıza gerek yok. Fiili birinci haliyle kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi must yapısını kullanmak oldukça kolay. Örnek cümlelerini inceleyelim. Zeynep must drink milk. Zeynep süt içmek zorunda. Süt içmesi gerekiyor. Süt içmeli anlamını verebilmek için must yapısını kullanırız. Zeynep Özlemiz'dir. Cümle Özne ile başladık. Must yapısını yanına ekledik ve daha sonra drink içmek fiilini birinci haliyle kullandık. Ahmet must do homework. Ahmet ödevini yapmak zorunda. Özlemiz Ahmet. Ahmet'ten sonra yapmalı. Anlamı katabilmek için must'a ihtiyacımız vardır. Must yazdıktan sonra do yapmak fiilini birinci haliyle yanına ekledik. Everybody must fasten their seat belts. Herkes emniyet kemerini takmak zorunda. Bu bir zorunluluktur. Bunu yapmamız gerekiyor. Bunu belirtirken must yapısını kullanmalıyız. Yapmalısın, etmelisin anlamı katar. Karşıdaki insana hem zorunluluk bildirir hem de çok kuvvetli bir tavsiye verdiğimizde bu yapıyı kullanırız. Ondan sonraki fiili her zaman birinci haliyle kullanırız. Yani hiçbir değişiklik yapmamıza gerek yoktur. We must cook healthy food. Biz sağlıklı yiyecekler pişirmeliyiz. We biz demektir. Özneyle başladık. Yapmalı, etmeli anlamı katabilmek için must'ı kullandık ve daha sonra cook pişirmek fiilinin birinci haliyle yanına ekledik. You must be silent at the library. Sen kütüphanede sessiz olmalısın. Bunu yapman gerekiyor, yapmak zorundasın. Bu yüzden must ihtiyacımız vardır. You must stop when you see the red light. Kırmızı ışığı gördüğünde durmak zorundasın. Bunu yapman gerekiyor, buna mecbursun. Bu yüzden burada must kullanırız. Daha sonra durmak fiiline birinci haliyle yanına ekleriz. Negative form olumsuz hal demektir. Eğer must ifadesini kullanarak olumsuz, negatif bir cümle oluşturmak istiyorsak şu kurallara dikkat etmeliyiz. Must ifadesini negatif yani olumsuz cümlelerde mustn't olarak görürsünüz. Bu onun kısa yazılmış halidir ve genellikle bu haliyle tercih edilir. Ama uzun yazılmış haline de göz atalım ki bunu da bilin. Mustn't ifadesi uzun olarak must not şeklinde yazılır. Mustn't'ın kullanım amacı şudur. Eğer bir yasaktan bahsediyorsak, bir kural söz konusuysa ve bunlara kesinlikle uymamız gerekiyorsa uymadığımızda sonucunda bir cezaya maruz kalacaksak masıntı yapısını kullanırız. Ayrıca karşıdaki insana çok kuvvetli bir şekilde negatif bir öneride negatif bir tavsiyede bulunduğumuzda yine masıntı kullanırız. Yani bunu yapmaman gerekiyor. Yapmaman senin için son derece önemlidir. Anlamı katmak için yine masıntı ihtiyacımız var. Cümle yapısı şu şekildedir. Cümleye bir özne ile başlarız öznelerden herhangi birisini seçtikten sonra mustn't ifadesini olduğu şekliyle kullanırız. Hiçbir özneye göre hiçbir değişikliğe uğramaz ve ardından yine fiilin birinci halini kullanırız. Örnek cümleleri inceleyelim ve siz daha iyi anlamış olun. He mustn't sleep during the class. O ders boyunca uyumamalı. Uyumaması gerekiyor. Yasaktır. Yapmaması gerekiyor. Yapması onun açısından iyi olmaz. Özneden sonra bu anlamları verebilmek için mustn't kullanırız. Ve daha sonra fiilin birinci halini yanına ekleriz. You mustn't smoke. Sen sigara içmemelisin. Sigara içmen yasaktır. Hem yasaklardan hem kurallardan hem de karşılık kişiye bunu yapmaman gerekiyor diye kuvvetli negatif bir tavsiyede bulunacaksak mustn't kullanırız. Children mustn't talk to strangers. Çocuklar yabancılarla konuşmamalıdır. Gördüğünüz gibi burada çok kuvvetli bir şekilde karşıya negatif bir tavsiyede bulunuyoruz. Yani ona yabancılarla konuşmamaları gerekiyor. Konuşmamaları onlar açısından son derece güvenli ve önemlidir. Bu yüzden mustn't yapısına ihtiyacımız vardır. Mustn't'dan sonra fiilin birinci hali kullanılır. Question form soru hali demektir. Eğer bu ifadeyi kullanarak soru sormak istiyorsanız şunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Cümle yapısı şu şekildedir. Bu kez cümleye must ile başlarız. Ardından öznelerimizden bir tanesini kullanırız. Özneleri seçip yazdıktan sonra fiilin birinci halini yanına ekleriz ve ardından soru işaretini kullanırız. Böylece must ifadesini kullanarak güzel bir soru cümlesi oluşturmuş oluruz. Örnekleri inceleyelim. Must she take these medications? O bu ilaçları almak zorunda mı? Gördüğünüz gibi bu bir soru cümlesi olduğundan dolayı cümleye must ile başlarız. Ardından özneyi daha sonra fiilin birinci halini yazarız. Cevap vereceksek eğer, yapması gerekiyorsa yes, she must. Evet o yapmalı. Eğer yapmaması gerekiyorsa yani negatif bir cevap vereceksek, no she mustn't. Hayır o yapmamalı. Başka bir örnek daha inceleyelim. Must he study with Tom? O Tom ile çalışmak zorunda mı? Eğer çalışması gerekiyorsa, yes, he must. Eğer çalışması gerekmiyorsa, no, he mustn't demeliyiz. Zorunluluk bildiren ifadelerden have to ve has to kalıplarını öğreneceğiz. Bu kalıpları kullanmamızın amacı şudur. Eğer bir zorunluluk, bir gereklilikten bahsedeceksek have to ve has to kalıbını kullanırız. İkisinin anlamı tamamen aynıdır, herhangi bir değişiklik yoktur. Ama dikkat etmeniz gereken şey şudur. Uymanız gereken bu zorunluluk, bu gereklilik bir kanun, bir kural ya da herhangi bir dış etmen tarafından size dayatılmıştır ve siz bunlara uymak zorundasınız. Örneğin, her sabah saat 8'de okula gitmeniz gerekiyorsa gitmek zorundasınız. Bu, dış etmenler tarafından yani başkasının sizin için belirlediği bir kuraldır ve sizin bu kurala uymanız gerekiyor. Örneğin iş yerinde takım elbise giymeniz gerekiyorsa, giymediğiniz takdirde kötü bir tecrübe yaşayacaksınız, kötü bir şey başınıza gelecekse, burada have to ve has to kalıbını kullanmalısınız herhangi bir ceza alabilirsiniz ya da herhangi bir azar işitebilirsiniz. Bunları yaşamamak için dışarıdan insanların size koyduğu kurallara uymak için have to ve has to ifadelerine ihtiyacımız vardır. Bu kalıpların kullanımlarını teker teker inceleyelim. Öncelikle have to'yu ele alacağız. Positive form olumlu hal demektir. Have to kalıbını kullanarak olumlu cümleler yani pozitif cümleler kurmak istiyorsam dikkat edeceğim şey şudur. Cümleye her zaman bir özneyle başlarım. Özneleri tekrar edelim. I, ben demektir. We, biz anlamına gelir. You, sen ya da sizden büyükler için siz. They, onlar demektir. Gördüğünüz bu dört özleyle birlikte have to kalıbını kullanırız. Have to'dan sonra fiil herhangi bir değişikliğe uğramaz, birinci haliyle yani yalın haliyle kullanılır. Bu özneleri ezberleyeceğiz. I, we, you ve they özneleriyle birlikte have to kullanırız. Örnekleri inceleyelim. I have to wash my clothes. Ben elbiselerimi yıkamak zorundayım. I özesinden sonra zorunluluk, gereklilik anlamı bildiren have to kalıbını kullanırız. Dışarıdan insanların bizim için belirlediği zorunluluklar have to ya da has to kalıbıyla anlatılır. We have to plant trees. Biz ağaç dikmek zorundayız. Have to zorunluluk ya da gereklilik bildirir. You have to get up early. Sen erken kalkmak zorundasın. They have to attend all meetings. Onlar bütün toplantılara katılmak zorundalar. Yapmak zorunda oldukları için bir gereklilik, bir zorunluluk olduğundan dolayı have to kalıbını kullanırız. Dikkat etmeniz gereken şey öznelerdir. Sırada has to ifadesi vardır. Has to az önce öğrendiğimiz have to gibi anlam olarak tamamen aynıdır. Sadece dikkat etmemiz gereken şey kullanıldıkları öznelerdir. Has to kullanabilmemiz için cümleye she yani kızlar için kullanılan o öznesiyle başlayabiliriz. Ya da erkekler için kullanılan he öznesiyle, cansız ve hayvanlarda kullanılan it öznesiyle de başlayabiliriz. Gördüğünüz bu üç özne ile birlikte has to kalıbı kullanılır. Böylece bu cümleye zorunluluk ve gereklilik katmış oluruz. Daha sonra yine fiilin birinci halini kullanacağız. Yani fiili değiştirmemize hiç gerek yoktur. Bize verildiği şekliyle kullanmamız yeterlidir. Örnekleri inceleyelim. Şeyma has to go to school. Şeyma okula gitmek zorunda. Şeyma'nın yapması gerekiyor, uyması gerekiyor. Bunu söylerken kız özdesi olduğundan dolayı has to ifadesini kullandık. Cümleye yaşıyor özdesiyle ya da herhangi bir isimle başlayabiliriz. Ahmet has to use energy saving bulbs. Ahmet enerji tasarrufu yapan ampuller kullanmak zorunda. Yapması gerekiyor, bu yüzden has to kullanmalıyız he öznesiyle de başlayabilirdik cümleye ya da herhangi bir erkek ismi kullanabiliriz. It has to feed its babies. O, bebeklerini beslemek zorunda. It, cansızlarda ya da hayvanlarda kullanılır. It'ten sonra zorunluluk belirtmek istiyorsak has to kullanırız. Olumlu hallerini teker teker örneklerle birlikte inceledik. Peki ya bu kalıpları olumsuz negatif cümlelerde kullanmak istiyorsak nelere dikkat edeceğiz? Bunları nasıl kullanacağız? Yine have to kalıbıyla başlayalım. Bu sefer yapmak zorundasın olan have to kalıbı yapmak zorunda değilsin olarak don't have to şeklinde kullanılır. Yani have to ifadesini olumsuz yapacaksak başına don't ekleriz. Don't have to. Cümleye yine her zaman bir özneyle başlarız. Have to'nun kullanıldığı özneler nelerdi? I, we, you ve D özneleri. Özneler yine aynı. Negatif yapmak için don't have to yazacağız. Yine fiili değiştirmiyoruz. Bilinci haliyle kullanacağız. Örnekleri inceleyelim. I don't have to pay the bills. Ben faturaları ödemek zorunda değilim. Böyle bir zorunluluğum yok. Yapmam gerekmiyor. I öznesiyle birlikte don't have to kullanırız. We don't have to park the car here. Biz arabayı buraya park etmek zorunda değiliz. Bunu yapmamıza gerek yok. We öznesiyle birlikte don't have to kullanıp cümleyi olumsuz yapabiliriz. They don't have to wear a suit. Onlar takım elbise giymek zorunda değiller. Yapmalarına gerek yoktur. Böyle bir zorunluluk yok. You don't have to come to school on Sunday. Sen pazar günü okula gelmek zorunda değilsin. Pazar günü okula gitme zorunluluğu yoktur. Bunu belirtirken don't have to ifadesini kullanarak yapmak zorunda değilsin anlamı katabiliriz. İkinci ifade olan has to'yu eğer olumsuz bir cümlede negatif şekilde kullanacaksak çok dikkat etmeniz gerekiyor çünkü bu sefer ufak bir değişiklik var. Negatif şekilde doesn't have to olarak kullanacağız. Dikkat ederseniz bu sefer has to gitti, yerine have to geldi. Buna sebebi ise doesn't da zaten s takısı var. Bir daha has to olarak kullanmamıza gerek yok, have to olarak yazabiliriz. S takısını doesn't da belirttik çünkü. Burası önemli olduğu için ve genellikle test sorularında burası sorulduğu için üstüne basa basa söylüyorum has to kalıbı tamamen değişir. doesn't have to olarak negatif, olumsuz bir şekilde kullanılır ve zorunda değilsin, yapmana gerek yok anlamı katar. Şu şekilde kullanmıyoruz. Doesn't yazdıktan sonra has to yazılmaz. Doesn't'dan sonra have to yazılır. Kullanımını inceleyelim. Cümleye yeni bir özneyle başlarız. Özneler aynı. She, he ve it özneleri Bunlardan sonra negatif yapabilmek için doesn't have to kullanırız. Yine fiili birinci haliyle kullanacağız. Örnekleri inceleyelim. He doesn't have to come with us. O bizimle gelmek zorunda değil. Yapmak zorunda değil. Böyle bir gereklilik, mecburiyet yok. Erkek özdesi kullandığımız için bunu belirtirken doesn't have to kullanırız. She doesn't have to take the bus. O otobüse binmek zorunda değil. She özdesi olduğu için yapmak zorunda değil anlamı katabilmek için doesn't have to kullanırız. He ya da she şey özelleri yerine herhangi bir isim de kullanabilirsiniz. He doesn't have to wear a mask. O maske takmak zorunda değil. Question form soru hali demektir. Çevremizdeki insanlara yapmak zorunda mı ya da yapmak zorunda mıyım gibi sorular sormak için dikkat etmeniz gereken şey şunlardır. Yine have to kalıbını inceleyerek başlayalım. Cümleye bu sefer soru anlamı katabilmek için do ile başlarız. Do'dan sonra öznelerimizden bir tanesini yazıyoruz. Özneler aynı. I, we, you ve they. Özneleri yazdıktan sonra zorunluluk anlamı katan have to kullanırız ve yine fiilin birinci halini yanına ekleriz. Sonuna da bir soru işareti koyduk mu çok güzel bir soru cümlesi elde etmiş oluruz. Örneğin, do they have to come to the party? Onlar partiye gelmek zorunda mı? Eğer have to ile ilgili soru soracaksak, zorunda mıyım, zorunda mı gibi sorular soracaksak cümleye do ile başlarız. Özneyi yazdıktan sonra zorunluluk anlamı katan have to ifadesini kullanırız. Peki ya bu soruya cevap vermek istersek? Eğer olumlu cevap vereceksek, yes, they have to. Evet, zorundalar. Eğer olumsuz cevap vereceksek, no, they don't have to. Hayır, onlar zorunda değiller. Do we have to clean the house? Evi temizlemek zorunda mıyız? Soru olduğu için do ile başladık. Zorunluluk anlamı katan have to kullandık. Olumlu cevap vereceksek yes. We have to. Evet, yapmak zorundayız. Eğer olumsuz cevap vereceksek no, we don't have to. Hayır, yapmak zorunda değiliz. Soru halini bir de has to için inceleyelim. Bu sefer cümleye does ile başlarız. Dikkat edin S takısı bu sefer does'a geçti. Daha sonra öznelerden bir tanesini yazarız. Özneler aynıdır. I, e, G ve it. Şimdi cümlenin başında S takısı kullandığımız için soru da yine have to olarak kullanırız. Has to olarak yazmayız. Daha sonra fiilin birinci halini yanına ekliyoruz. Sonuna da bir soru işareti koyduk mu çok güzel olacak. Örnekleri inceleyelim. Does he have to use plastic bag? O plastik poşet kullanmak zorunda mı? Soru cümlesi olduğu için i, she ve it does ile cümleye başlarız. Ardından özneyi kullanırız ve zorunluluk anlamı katabilmek için have to kullanırız. Bunu has to olarak yazmıyoruz çünkü zaten does da s takısı var. Bir daha s takısı yazmamıza gerek yok. Olumlu cevap vereceksek yes, he has to. Evet yapmak zorunda. Olumsuz cevap vereceksek no, he doesn't have to. Hayır yapmak zorunda değil. Does she have to go to the doctor? O doktora gitmek zorunda mı? Kız özelerinde yani she özesinde soru yapabilmek için does ile başlarız. Ardından have to kullanırız. Olumlu cevap vereceksek yes, she has to. Evet, zorunda. Olumsuz cevap vereceksek no, she doesn't have to. Hayır, zorunda değil. Sequencing words. Sıralama, süreci anlatma kelimeleri. Eğer bir şeyi sırasıyla ayrı ayrı aşamalı bir şekilde ifade edeceksek, bir süreci anlatacaksak bu kelimelere ihtiyacımız var. First, ilk olarak anlamına gelir. Then, sonra. Next, sonra, ardından. Finally ise son olarak anlamına gelir. Bunlar bir süreci anlatmak için kullandığımız kelimelerdir. Örneği inceleyelim. First, select a proper place. Öncelikle uygun bir yer seç. İlk olarak ilk adımda yapması gereken iş first kelimesiyle anlatılır. Then dig a hole. Sonra bir çukur kaz. Sonra anlamı katabilmek için den kelimesi kullanılır. Next, place the trees in the center of the hole. Sonra ağacı çukurun ortasına yerleştir. En sonunda yapması gereken iş ise finally adımıyla anlatılır. Finally, water the newly planted tree. Ardından yeni diktiğin ağacı sula. Gördüğünüz gibi bir işi anlatırken bir süreçten adım adım bahsedeceksek bu kelimeleri kullanabiliriz. Birkaç tane bağlaca göz atarak dersimizi sonlandıracağız. Onların ilki because bağlacıdır. Because çünkü anlamına gelir. Cümleleri birbirine bağlamak için kullanılır. Because ile birlikte sebep bildiren bir cümle kullanırız. Örneğin, we should save electricity. Biz elektrikten tasarruf etmeli, korumalıyız. Save kelimesi hem korumak hem de tasarruf etmek anlamına gelir. Sebebi ise because'da bildirilmiştir. Because the bills are high. Çünkü faturalar yüksek. Elektrikten tasarruf etmeliyiz. Sebebi ise faturaların yüksek olması. Başka bir cümle inceleyelim. I couldn't talk to him. Ben onunla konuşamadım. Because, çünkü he was busy. O meşguldü. Sebep kısmı yani meşgul olması because'da anlatılmıştır. Konuşamamasının sebebi meşgul olmasıdır. İkinci bağlaç ise so bağlacıdır. Türkçede bu yüzden anlamına gelir. So ile birlikte sonuç cümlesi kullanırız. Örneğin, The bills are high. Faturalar yüksek. So we should save electricity. Bu yüzden elektrikten tasarruf etmeliyiz. Faturalar yüksek olduğundan dolayı sonuç olarak elektrikten tasarruf etmemiz gerekiyor. So bağlacı ile birlikte sonuç belirtiriz faturaların yüksek olması sonucunda elektrikten tasarruf etmemiz gerekiyor. He was busy. O meşguldü. So I couldn't talk to him. Bu yüzden onunla konuşamadım. O meşguldü. Sonuç olarak onunla konuşamadım. Üçüncü bağlıcı ise and bağlacıdır. Türkçe'de ve anlamına gelir. Birbirine benzer aynı nitelikteki kelimeleri ya da cümleleri bağlar. Örneğin, We should plant more trees and protect forests. Biz daha fazla ağaç dikmeli ve ormanları korumalıyız. Gördüğünüz gibi benzer nitelikteki iki tane ifade birbirine bağlamıştır. He should use energy saving bulbs and eco-friendly products. O enerji tasarrufu yapan ampuller ve çevre dostu ürünler kullanmalıdır. Gördüğünüz gibi yine benzer nitelikteki iki tane ifadeyi birbirine bağladık. Son bağlaç ise but bağlacıdır. But Türkçe'de ama anlamına gelir. İki tane cümle arasındaki zıtlığı belirtir. Örneğin, Fossil fuel is dangerous. Fosil yakıtları tehlikelidir. But people use it a lot. Ama insanlar onu çok fazla kullanır. Tehlikelidir ama insanlar kullanıyor. Cümle arasındaki zıtlığı belirtmek için but bağlacını kullanırız. He was ill. O hasta. But He went to work. O işe gitti. Hasta ama işe gitti. İki tane cümle arasında zıttık vardır. Bunu bağlayabilmek için but ama kelimesini kullanırız. Bu dersimizde çevreyle ilgili önemli kelimeleri, çevremizi korumak için yapmamız ve yapmamız gereken ifadeleri öğrendik. Ayrıca çok önemli dil bilgisi kurallarını teker teker inceledik. Ama artık sıra sizde. Test time, test zamanı demektir. Eğer verilen süre sizin için yeterli değilse her soruda videoyu durdurup önce kendiniz çözebilirsiniz bu sorular bana yetmez, ben daha fazla soru çözmek istiyorum, sınıfta birinci olmak istiyorum diyorsanız eğer, Play Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirip kullanabilirsiniz. Hazırsanız birinci soru geliyor.